Bağımsızlığın 25. yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumunu düzenliyorsunuz, ev sahipliği yapıyorsunuz. Bu sempozyumun anlam ve önemini bizlere biraz aktarır mısınız? Öncelikle Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 25. yılı kutlu olsun diyorum. Ve bu Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıkları ebedi olsun dilekleriyle sözlerimi başlamak istiyorum. Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi ASEM ile birlikte ve TürkSoy, TürkPA, TİKA, Uluslararası Türk Akademisi, Atatürk Yüksek Kurum Başkanlığı, Türk Tarih Kurum Başkanlığı, bunlarla birlikte biz bu sempozyumu gerçekleştiriyoruz. Sempozyumumuz 2 gün sürecek. 12 oturumda yaklaşık 60 Türkiye'den ve Türk dünyasından bilim adamı tebliğler sunacak. Sempozyumumuzun amacı dost ve kardeş Türk Cumhuriyetlerinin Cumhuriyetlerindeki kardeşlerimizin coşkularını birlikte yaşamak ve paylaşmak ve aynı zamanda da 25 yılın muhasebesini yapmak. Sempozyumun ne gibi katkıları olacağını düşünüyorsunuz, öngörüyorsunuz daha doğrusu? Tabii ki 25 yılın muhasebesi dedik. Değerli bilim adamlarımız bu 25 yıllık süreç içerisinde neler oldu bunları masaya yatırmış olacaklar ve bundan sonraki yıllardaki görüşlerini, projeksiyonlarını da bu oturumlarda bizlerle paylaşmış olacaklar. Biz de bunları gerek Türkiye'nin gerek Türk dünyasındaki bu ülkelerin yetkili makamlarını, yine bizim Türk dünyasının çatı kuruluşları olan Türk Keneşi, TürkPA, TürkSoy ve Uluslararası Türk Akademisi ve yeni Azerbaycan'da kurulmuş olan Türk Kültür ve Miras Vakfı, buralarla paylaşmış olacağız buradaki bildirilerde ulaşılan sonuçları. Daha çok hangi konulara yer vereceksiniz sempozyum içerisinde? Türk dünyasını ilgilendiren her şey. Enerjiden su meselesine, uluslararası ilişkilerden her türlü sosyal konulara bu sempozyumumuzda değerlendirilmiş olacak. Farklı bir şey yaptık bu sempozyumda biz. İlk oturumda Cumhurbaşkanı sözcümüz ve bizim mütevelliyet üyemiz Doçent Doktor İbrahim Kalın Beyefendi Ankara'daki 5 Türk Cumhuriyeti'nin büyükelçilerini topladık. Onlar bir oturum yaptılar. O oturumda Türkiye ile kendi ülkelerinin bu çeyrek asırlık süreç içerisindeki ilişkilerini değerlendirmiş oldular. Bu sempozyumdan sonra ilişkilerin daha da artacağını, daha da gelişeceğini düşünüyor musunuz? Tabii ki. Sempozyumumuzdaki çalışmaların, görüşlerin ve mütakip yapılacak çalışmaların Türk dünyasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğine biz inanıyoruz. Geldiğimiz süreçte bu birlik beraberlikte daha güçlü adımlar atmamız gerektiğini, adeta amiyane tabirle safları sıklaştırmamız gerektiğini düşünüyorum. Son olarak UNESCO 2016 yılını Hoca Ahmet Yesevi yılı olarak ilan etti. Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Biz Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin bu yıl vefatının 850. yıl dönümü, Türkiye'deki UNESCO Milli Komisyonu'na müracaatta bulunduk. Bu yılı Hoca Ahmet Yesevi yılı UNESCO nezdinde ilan ettirebilir misiniz diye. Onlar da Aralık ayında Paris'te yapılan UNESCO Genel Kurulu'nda bizim görüşümüzü teklif ettiler. Oy birliğiyle bütün UNESCO'ya üye olan ülkeler kabul etti. Bu sene UNESCO Hoca Ahmet Yesevi yılı ilan edildi. Biz de Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak 25 başlıkta yaklaşık 250 faaliyeti bu yıl içerisinde gerçekleştireceğiz. Bugünkü sempozyum da zaten UNESCO Hoca Ahmet Yesevi yılı anısına yapılan önemli bir faaliyetimiz. Bu faaliyetler Türk dünyasının tamamında, yurt dışında da olacak mı acaba hocam? Tabii ki. Biz Kazakistan'da yaptık. Bu ayın sonunda yine Kazakistan'da bir uluslararası sempozyumumuz var. Bu ayın sonunda 31'inde Bakü'de yapacağız. Kırgızistan'da, diğer Türk Cumhuriyetlerinde de Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'ni tanıtmak için değişik faaliyetler yapacağız. Avrupa'da olacak mı hocam? Avrupa'da da Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde biz planlıyoruz. İşte Almanya, Fransa gibi, Hollanda gibi ülkelerde. Oradaki Yunus Emre Kültür Merkezlerinde birer konferans ve sergilerle birlikte Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'ni tanıtmayı arzu ediyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun.